Ya işte laf lafı açıyor. Buyurun hocam. Onun Şimdi için buradasınız Kadir zaten. Musuroğlu anlatıyordu bunu. Diyordu ki ben Mahmud Efendi'yi, Efendi Baba Ali Haydar Efendi'nin oğlu Halit Efendi ile samimiydi Kadir Musuroğlu. Biz samimiydik diyor. Allah rahmet eylesin. Babası rahmetli oldu. Yani Efendi Baba Kuddisesi Ruhu rahmetli oldu. Yerine Efendi Hazretleri geçti. Evinde bir davet veriyor. Belli kişileri çağırıyor yani Efendi Hazretleri'ni çağırmış. Kadir Musuroğlu'na da demiş ki sen de akşam gel bak senin hemşerin hem de. Yani o da Akçabat'tan biliyorsunuz Kadir Musuroğlu rahmetli merhum. Sen de gel demiş. Gitmiş. Kırmamış onu yani gitmiş hem de Efendi Hazretleri'ni bir tanımak istemiş tabii meraklı adamdı. Gittim diyor. Baktım ki Allah Allah. Bu bizim oranın yapısından çok uzak. Bu kadar kibar adam bizim oradan çıkmaz. Allah Bu kadar kibar olmaz bir insan. Yani çok memnun oldum diyor onu orada tanımakla. Ama yanında gene bizim oradan birisi var. Ya Hoca Efendi, Efendi Hazretleri'ni kastediyor. Bir şey demiyor. O mübarek bana ikide bir sataşıyor. Sofrada. Yani bana neden senin sakalın yok? Bak bu insanlar senin peşinden geliyorlar. Niye cübben yok, şalvarın yok? Şeklinde sataşıyor bana. Bir şey de diyemiyorum. Normalde ben lafını esirgeyen bir adam değilim diyor. Ama diyemiyorum çünkü o kadar kibar bir insan var ki karşımda yani o kırılır diye bir şey de diyemiyorum. En iyisi dedim ben erken çıkayım buradan. Yani çünkü kendime hakim olamayacağım bir hadise olacak. O da Hoca Efendi'ye ayıp olacak diye çıktım diyor. İnanın o arkadaş diyor o da çıktı benimle beraber. Hala yolda bana aynı şeyleri söylüyor. Minibüse binene kadar diyor böyle ama hiçbir şey demedim ona. Aradan epey bir zaman geçti. Sonra yine Mahmud Efendi ile onun ifadesiyle konuşuyorum. Bir yerde karşılaştık. Dedim ki ona, ya dedi Hoca Efendi size bir şey sormak istiyorum. Buyur dedi bana diyor. Dedim ki siz bu kadar halim, selim, maşallah muazzam bir insansınız. Yani hele bizim yöreye göre ötelerin ötesi bir insansınız. Yani o kadar iyisiniz. Ama yanınızdaki o kişi mesela ondan bahsediyor tabii. Öyle değil. Efendi Hazretleri bana bir cevap verdi diyor. Ben bu konuya dair ağzımı mühürledim. Konuşmam. Verdiği cevap neydi Efendi Hazretleri biliyor musunuz? Dedi ki bana, bak dedi Kadir Efendi, Osmanlı döneminde insanlar dinlerini sokakta zaten öğreniyordu. Neden? Uygulanan bir din var hayata. Dini sokakta öğreniyorlar. Evet. Alışverişi dine göre yapıyorlar, öğreniyor alışverişi. Nikahı dine göre yapıyorlar, öğreniyor. Boşanmadır şu da hepsini öğreniyor sokak içerisinde. Yaşanan bir din Evet var. tabii yani insanlar bunu yaşıyorlar. Dolayısıyla onlar içerisinden çıkıp da bir Şeyh Efendi'ye mürit olmak isteyen olduğu zaman bu adam zaten dinini bilerek yanına geliyor. Ne diyor? Ben dinimi en kamil şekilde yaşamak istiyorum. Öyle bir insana onun için geliyordu. Günümüzde ise insanlar ailesinden aldığı dini bilgileri de sokakta unutuyor. Onları da kaybediyor. O insanlardan bize geliyorlar da biz onları adam etmeye çalışıyoruz. Dinlerler. Allah Allah dedim ya ne muazzam bir ya ne muazzam bir açıklama dedim ya. Daha konuşur muyum diyor ya bu Evet. konuda. Ha Efendi Hazretleri şunu da eklemiş orada. Bunların içinden böyle istediğiniz gibi çıkarsa o Şeyh Efendi'nin kısmeti. Allah Güzel bir şey. razı olsun hocam. Estağfurullah.